İyi akşamlar. Medyaskop'un 129. açık oturumunda karşınızdayız. Bu akşam stüdyoda 3 konuğumuz var. Soldan itibaren kendilerini takdim etmek isterim. Profesör Emre Bağcı, hoş geldiniz. Hoş. Emre Bağcı'yı tanıyorsunuz açık oturumlarımızdan. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı, parlamenter sistem mi başkanlık mı konusunda bir kitabında yazarı. Bu kitabı da biliyorsunuz daha önce açık oturumlarımızda konuşurken kitaptan da bahsetmiştik. Ali Bayramoğlu gazeteci, hemen onun yanında. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Ve sağ tarafımda Profesör Yüksel Taşkın, gene açık oturumlarımızdan tanıyorsunuz. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi iken olağanüstü hal kapsamında yayınlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edilmişti görevinden. Yüksel Taşkın eski bir akademisyen ama yeni bir siyasetçi, taze bir siyasetçi. CHP'nin son kurultayında Bilim Yönetim Kültür Platformu listesinden parti meclisi üyeliğine seçildi. Hoş geldiniz tekrar. Onun da hatırlarsanız AKP Devri Türkiye Siyaseti İslamcılık ve Arap Baharı adlı bir kitabın bir kitabı var. Kendisini bu programlarda AKP'nin kitabını yazan akademisyen olarak da takdim etmişliğimiz vardır. Efendim, ben geçen hafta yoktum ama ondan önceki iki açık oturumda bu ittifak yasa tasarısını konuşmuş idik. Nihayetinde 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece yarısı Meclis Genel Kurulu'na AKP ve MHP tarafından aniden indirilen yasa teklifi gene AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Tam adı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. 26 maddelik bir teklif. 24 maddesi yanlış hatırlamıyorsam 7 yasada değişiklik sağlıyor. Son 2 maddesi işte uygulama ve idare maddeleri. İttifak yasası teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ittifak yapacak olması konuşulmaya başlandığından bu yana siyasetimizde yeni bir olguyla karşı karşıya kaldık. Şimdi bu akşam artık yasalaşmış olan bu teklifin sadece önümüzdeki Kasım 2019'da yapılması beklenen genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu nasıl etkileyeceğini değil, aynı zamanda Türkiye'de siyaseti nasıl etkileyeceğini de değerlendirmenizi rica edeceğim. Konu teknik bir konu. Emre Bağcı'dan başlamak istiyorum. Emre Hocam, enteresan bir şey, onu da paylaşalım izleyiciyle. Bu konuda 21 tane tweet attı ard arda konuyu açıklamak için ve o tweetler 105 bin kere okundu, etkileşim yarattı. En azından ben buradan da anlıyorum ki vatandaş konuya duyarsız değil. Siz ne dersiniz hocam? Evet, yani bu şöyle. Esas itibariyle yani demokrasinin en temel kabulleri nedir diye sorduğumuzda 2-3 tane temel hani kabul varsayımı vardır. Bunlardan bir tanesi herkes rasyonel kabul edilir. Bütün yani vatandaşlar, seçmenler diyelim, bütün insanlar rasyonel kabul edilirler. Yani kendi menfaatlerini bilirler. Dolayısıyla bir arada yaşadıkları alanla ilgili de yani diğerlerinin menfaatleriyle ilgili şeyleri de akıl süzgecinden geçirebilirler. Bu bir kabul. Yani insanlar her zaman böyle olmak zorunda değiller. Fakat kabul bu. İkinci kabul de herkesin denk olduğu kabulü. Bundan dolayı işte herkes bir oy. Temsili demokrasi içerisinde baktığımız zaman bir oy kullanıyor. Her kişi bir oy. Her kişi. Yani dolayısıyla bu da yani ikinci temel denklik diyelim yani. Biz buna ahlaki kabul diyelim. Herkesi bütün farklı koşullarına rağmen ahlaki varlıklar, bireyler olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu iki kabul üzerinden de başka bir şey bizim karşımıza çıkıyor. O da bilgi. Yani demokrasi dediğimiz şey aslında kamusal alana dair
Yani farklı bakışta, görüşteki vatandaşların, seçmenlerin, insanların etkileşim içerisinde bulunduğu, birlikte oyun oynadığı bir alana karşılık geliyor. Bu neyle olacak o zaman? Yani rasyonel dediğimizde, akıl süzgecinden geçirecek dediğimizde ortada bir bilginin olması gerekiyor. Onun için kamusal alan dediğimiz, kamusal menfaat dediğimiz şeylerin hepsi bilgi, onları koruyan mekanizmalar, yani hukukun üstünlüğü diyoruz işte, yani hatırlayacak olursak şeffaflık diyoruz, efendim işte denetim, hesap verebilirlik diyoruz. Yani arkasından birçok ilkeler beraberce geliyor. Aslında demokrasinin ne diyelim, arka planını, önünü, yapısını, işleyişini belirliyor bunlar. En önemlilerinden bir tanesi bilgi diye hani benim de görebildiğim kadarıyla bu bugüne ait değil. Yani antik dönemlerde Platon'a baktığımız zaman bile yani demokrasi teorisi açısından ne getirir ne götürür diye tartışılır ama çok önemli bir şey söyler Platon bize. Hepimiz mağaradayız der. Yani mağaradayız haliyle bu mağaradan çıkışımızın tek yolu var. O da yani dışarıya merdivenlerden bir şekilde çıkıp güneşi görmemiz veya dışarıda başka bir dünyanın olduğunu görebilmenin yolu bilgiden geçer der. Yani bilgiyi onun için erdemle özdeşleştirir. Ya da diyelim ki hani bir kenara bırakalım biz Platon'u. Yakın hani yeni çağda yani mesela Francis Bacon'ın işte hani ünlü söyleyişidir. Bir döneme tercümanlık yapmıştır. Bilgi güçtür demiştir. Yani bu iki bakış birbirinin karşısında falandır ama biz karşısına da getirmeyelim. İster bilgi erdemdir diyelim, ister bilgi güçtür diyelim. Fakat bilginin demokrasinin işleyebilecek bir demokrasinin en temel ögesi olduğunu, yani ekmek kadar, su kadar insanların doğru bilgiye ihtiyacının olduğunu hani tespit etmek gerekiyor. Böyle olduğu zaman da zaten işte hani medyanın rolü de burada karşımıza çıkıyor. Yani medyaya niye ihtiyaç duyuyoruz? Kamusal alanın inşası için filan doğru bilgileri olacak ki insanlar doğru karar versinler şeklinde. Benim bakış açım da öyleydi. Yani bir akademisyen olarak hiçbir taraf arasında mümkün mertebe hani taraf tutmaksızın objektif bir şekilde insanların çıkan yasalarla ilgili veya teklif edilen yasalarla ilgili fikir sahibi olması ve kendi akıl süzgeçlerinden geçirmesi, değerlendirmesi anlamında böyle bir çabaydı. Olumlu yani insanların bu anlamdaki tutumları da çok olumlu. Peki değerlendirmeye birazdan tekrar devam ederiz. Ali Bey, gerekli miydi bir ittifak yasası AKP ve MHP için ya da Türkiye siyaseti için? Türk siyaseti için gerekli değildi bence tabii. Türk siyaseti için biraz sonra isterseniz onu ayrıca sorarsanız konuşuruz. Bu ittifak yasasının sadece mahsurları değil, aynı zamanda Türk siyasal sistemine böyle kalırsa ve böyle devam ederse ne tür bir yeni yapılanma vaat ettiği konusunda aslında siyasetten daha topluma doğru inen girelim bir oraya, tehlike. Girelim oraya, bu soru itibariyle girelim. Evet yani bu önce neydi sorunuz, ona gerek var mıydı? Ama şey açısından baktığımız zaman, özellikle AK Parti'nin mantığı açısından baktığımız zaman ve AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi ihtiyaçları açısından baktığımız zaman onlar için elzem olduğu anlaşılıyor. Bir kere çok bilinen şeyler belki ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin birkaç temel özelliği var. Bir tanesi her şeye rağmen MHP bir devlet partisidir. Yani Türkiye'de BK, tehlike, tehdit üstüne kurulu bir iklim doğduğu zaman bu iklimde devlet aktörleri ve siyasi sistem aktörleri tarafından kendilerine göre samimi olarak yaşandığı zaman biz MHP'nin topa girdiğini görürüz. Hakikaten MHP'nin Kasım 2015'ten sonra yaşadığı büyük makas değişikliği, yani AK Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ı düşürürüz ya da başkan yaptırmayız, inişine yardımcı oluruz dilinden tekrar eski dile, yani Türkeş döneminin diline, ne olursa olsun devlet koridorlarında güç alanında yer alırız, Tayyip Erdoğan'la da ittifak yaparız, gerekirse onu yönetirize kayışın. Bir kere böyle bir mantığı olduğunu düşünüyorum. Yani bu siyasi iklimle çok yakından ilgili. İkincisi tabii kendi içlerinde yaşadıkları sorunlar, baraj dışı kalma ihtimali. Açıkçası bir pazarlık yapıldı mı bilmiyorum ama tabii başkanlığı hediye, onun karşısında ittifak yasasıyla barajsız bir şekilde mecliste temsil edilme, üstelik son derece dengesiz bir yürütme iktidarı
üzerinde etkili olma, onun fiili koalisyon ortağı olma gibi imkanlar verdi bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu imkanları verirken şunu söyleyelim, ilkesel olarak rahatsız edici fakat bununla birlikte Bahçeli'nin akıllı bir siyaset oyuncusu olduğunu ve doğru hamleler yaptığını görüyoruz. Diğer taraftan AK Parti için elbette onun da ihtiyacı var. Çünkü Tayyip Erdoğan zannediyorum sık sık ifade ediyor, referandumda gördü. Yani %51 almak çok da kolay değil. Yani genel seçimlerdeki yarışma gibi bir yarışma değil. Dolayısıyla %51 ile kazanan %51 ile kaybedebilir. Bunun için daha büyük bir şemsiyeye ihtiyacı var. Bu şemsiyenin ilk aktörünü de kendisine el uzatan MHP olarak seçmiş bulunuyor. İkinci önemli hususun şu olduğunu düşünüyorum. Tayyip Erdoğan belli bir tarihten itibaren Türkiye'de, tarihi çok net olarak koyup kestirmek kolay değil ama daha şahsileşmeye başladığı zaman iktidar, AK Parti iktidarı daha yeni bir popülist inşaya doğru hareket etti. Yani bir yeni bir millet tanımı, o milletin içine koyulmuş olduğu yeni toplumsal gruplar, onların dışında kalanlara karşı dışlayıcı, daha ayrımcı bir söylem. Böyle bir seçim sistemi kaçınılmaz olarak Türkiye'yi eğer iki partili bir düzene doğru itecekse, yani bir tarafta bir ittifak olurken diğer tarafta ittifak yapmak zorunda kalacaksa diğer siyasi partiler, öyle olması şart değil ama ana dalga olarak böyle bir risk var ortada. Böyle olduğu takdirde tabii ikili bir parti ya da ikili bir kanat sistemi, kutup sistemi hem Türkiye'deki çok büyük toplumsal kırılmanın, işte muhafazakar, seküler kırılmasının siyaseten kalıcılaşmasına ve onun üstünden kartların karılmasına yol açar, hem de çok ciddi temsil sorunları yaratır. Bu ama diğer taraftan baktığınız zaman bu ikili sistem onun, Tayyip Erdoğan'ın inşa etmek istediği popülist, toplumsal, siyasal ilişkiler dokusuna da çok yabancı değil. Dolayısıyla tabii bu mekanizma işleyecek mi? Başarılı olacak mı bu iki siyasi parti? Birinci soru bu. Başarılı olsalar bile önümüzdeki dönemde, yıllarda bu düzenlemeler Türk siyasal sisteminin temel unsurları olarak kalmaya devam edecek mi? Bu başka bir soru. Ama bunlar olduğu takdirde evet, Türkiye'de seçim sisteminin değişikliği Türkiye'yi iki bloklu bir siyasi yarışmaya iter ve bütün o sentez, köprü, farklılıklar arasında bağ iddiaları, yani AK Parti'nin ilk dönem politikalarının ifade ettikleri berhava olacağı gibi, dediğim gibi daha kişiye bağlı ve kişinin tanzim ettiği bir siyasi alan ve bunun karşısında da söylediğim gibi farklı toplumsal grupların, yakın toplumsal grupların oluşturduğu kutuplar karşımıza çıkabilir. Peki. Yüksel Hocam, varsayalım ki hani seçime yaklaşırken, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşırken Türkiye'deki bütün siyasi aktörler şuna ikna oldu. Evet arkadaş, olsun artık, Türkiye'de böyle bir başkanlık sistemine geçilsin konusunda ikna oldu. Tayyip Erdoğan kazandı ya da bir başkası kazandı. O halde dahi böyle bir sistemin artısı eksisi nedir Türkiye için? Şimdi şöyle, yani bence bu çok net bir şekilde ifade edelim. AKP-MHP'nin yan yana geliş biçimi eski Türkiye'dir. Biz bu eski Türkiye'yi nerede olsa tanırız. Yani 90'larda bunları yaşadık. Bunlar üretken değildir. Üretken insanları dışlarlar. Güvenliği öyle abarttılar ki abarttıkları güvenlik tekrar güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkar. Biz bu eski Türkiye'yi biliyoruz. Dolayısıyla AK Parti kendisini buraya sıkıştırdı. Çünkü AK Parti'de ortak akıl yok. Denge yok, fren yok. Dolayısıyla bir şahsın kendi siyasi ikbalini ve kurtuluşunu burada görmesi ve bunu da yanlış görmesi aslında. Yani 15 Temmuz'da örneğin Türkiye'de son defa bir frene basılarak bir uzlaşma iklimi. Çünkü mevcut dört siyasi partide değişen nedenlerle Gülen cemaatinden canı yanan aktörlerdi. Dolayısıyla orada bir hani genelde birleştirici bir unsur olarak devreye sokulabilirdi. Dolayısıyla bu tren kaçtı. Şimdi benim burada gördüğüm şu, Ali Bey demin anlattı o devletçi parti olma refleksini.
buradaki ittifak siyasal opportunizm artı millet kılığına girmiş devlettir. Şimdi bizim toplum enteresan. Yani belli etik ahlaki kodlarla bazı şeyleri açıklayamıyorsunuz gibi oluyor ama yine Ali Bey'in bahsettiği o sentez köprülerini kurmaya biri soyunduğu zaman da iyi kötü kahramanlaşıyor. Mesela Temel Karamollaoğlu tam da köprüler, gönül köprülerinden bahsettiği için birdenbire popüler oldu. Demek ki toplumun bu tarz bir şeye ihtiyacı var, dile ihtiyacı var. Bu da siyasetçilerin böyle bir dönemde temkinden ziyade biraz daha aktif, cesur olmaları gerektiğini de gösteriyor. Bakın Temel Bey'in üslubunda hiç hırçınlık yok. Ama mesajı çok net. Yani tam benim özlediğim siyaset, nefrete böyle kutuplaşmaya prim vermeyen ama lafını da esirgemeyen. Ben de kendime göre onu yapmaya çalışıyorum. Yani biz bu toplum bu devletleri sırtında çok taşıdı zaten. Yani Türkiye siyaseti bir virajı dönme şansına sahipti. Eski Türkiye'den kurtulup yeni Türkiye. Yeni Türkiye benim için şudur. Hani Amerikalılar meritokrasi der ya, işte insanların emeğinin karşılığını aldığı bir sistemdir. Numan Kurtulmuş'un darbeden sonra yediği darbeyle söylediği, arada hani doğru söyletir ya böyle darbeler. Devleti herkesi mi açacağız demişti ya. Yani bazen insanlara Minerva'nın hani böyle gözüküyor aslında çözümler. Onlar onu yapacak nefeste değiller anlaşılan. Yani ben Numan Bey'in mesela nasıl kendi kendisiyle barışık olarak devam ettiğini de bilemiyorum. Yani hani söylediği her şeyin tam tersi oluyor. Hani devleti herkesi mi açacaktınız? Bu ülkede bir çocuğun adı mesela Cem Haydar'la başlıyorsa ve Alevi ise yargıç olamadığı bir mekanizma kuruldu. Şimdi eskiden başka türlü süzgeçlerle başkaları dışlanıyorduysa evrensellik o dışlamanın ötesine geçmeyi, artık dışlamanın olmadığı bir mekanizmayı işaret eder değil mi? Siyasetin görevi de budur. Dolayısıyla burada başka bir yerden eski bildik şeyin yeniden kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sistemin Türkiye'yi bir yere taşıyacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin en büyük sermayesi beşeri sermayesidir. Petrolü yoktur, doğalgazı yoktur. Cumhuriyet ve onun iyi kötü aksak demokrasisi sayesinde güçlü bir beşeri sermaye yaratmıştır. Ve iyi kötü yani 3 darbeye rağmen, darbeciklere rağmen yani darbeciler bile seçilme demokrasiye dönme zarureti hissederler. Bunu şuraya bağlayacağım. Bu insanlar karşımıza seçeneksiz seçimleri dayattıkları halde, tartışma yapıyor gibi yapıp tartışamadıkları halde yine de seçim mekanizmasını ortadan kaldıracak cüreti gösteremiyorlar henüz. Bu da şunu gösteriyor. Bu toplumun seçim süreçlerine inanılmaz bir inancı var. Dünyanın her yerindeki trendlere aykırı bir şekilde %90'lara yakın insan gidiyor oyunu veriyor. Ondan sonraki yurttaşlık bilinçleriyle ilgili eleştiriler koyarım ben. Ondan sonra evine gidiyor, tatile çıkıyor ve izliyor ve öfkeleniyor ama seçimlere sahip çıkma durumu var ya, işte o boykot vesaire tartışmalarına da geliriz buraya. O damar, yani ben değiştirmek, etkili olmak, belirleyici olmak istiyorum, o damar bazen de güçlü tasfiyeler yapıyor. Ve şu mevcut ittifak da, Hantal eski Türkiye ittifakı da tokat yiyeceğini anladı ve seçim sistemleriyle oynamaya başlıyor. Burada toplumun enerjisini doğru yönde kanalize edebilen muhalefet, yani sivil toplumla referandum sürecinde olduğu gibi yan yana gelebilen, öncülük değil yancılık, yani yanından gitmeyi başarabilen bir muhalefetin şansı var. Bunun için de öncelikle insanlara umut vermek gerekiyor. Biz bu oyunu bozarız. Dediğiniz anda nasıl bozabileceğinizi de gösterip muhataplarınızı da aktörleştirmeniz gerekiyor. Kolay değil ama imkansız da değil diye düşünüyorum. Peki. Emre Hocam, bize şimdi asıl tane tane anlatır mısınız o 21 tweet'te olduğu gibi bu ittifak yasasının nereleri sakıncalıdır, nereleri hani yazmışsınız? Evet. Şu batıdaki şu düzenlemeye uymamaktadır ya da Türkiye'deki bu düzenlemeye aykırıdır. Evet. Bize bunu bir tane anlatır mısınız? Çok kısa, yani hani kısa tamam, paylaşalım. Bir tanesi, yani bir tanesi şu. Esas itibariyle başkanlık sistemine geçildiği için başkanlık sistemlerinde baraj söz konusu değildir. Yani çok istisnai 60 tane dünyada, yani irili ufaklı, iyi kötü diyelim, yani iyisi az olmak üzere, yani Amerika işte başkanlık sistemi, baraj sistemi yok. Yani seçim sistemi daha farklı. Dolayısıyla 3-5 tane ülkede barajlar var. Onlar da %10 gibi bir baraj değil zaten. Yani başkanlık sisteminin doğasına aykırıdır. Rusya'da baraj. %5 mesela. Ki %5 hatta yarı başkanlık sistemidir orası. Başbakanı da vardır yani. Hani Fransa gibi diyelim, yani şeyine bakıldığı zaman. Sistem teknik anlamda yani bakıldığı zaman. Problem alanları şu gibi gözüküyor. Bir defa yani
bu tartışmaların %60'a yakını, yani daha ağırlıklı kısmı %10 baraj sistemi korunduğu için kaynaklanıyor. Şöyle olabilseydi, yani şunu tespit edebilseydik biz toplum olarak da ve siyasi aktörler de, yani kurumlar da 1980 darbesinin Türk siyasi sistemi içerisine yerleştirmiş olduğu aslında ne diyelim bozucu unsur, baraj sistemi. Bu barajdan dolayı aslında siyasi kültürümüz bizim bir türlü oturamıyor. Daha çatışmacı bir siyaset tarzı karşımıza çıkıyor. Bir şekilde çoğulcu, bakın yani demokrasinin yani esaslarından bir tanesidir bu. Çoğunlukçu bir anlayışla gidebiliyoruz. Dolayısıyla %10 baraj sisteminin en büyük sorun olduğunu not etmek lazım. Antidemokratiktir. Yani bugün de 35 yıl önce de öyleydi. 35 yıl sonra kalırsa yine antidemokratik olacak ve çok zayıf, kötürüm bir demokrasi aslında yaşıyor olacak Türkiye. Ahlaki anlamda problemlidir. Rasyonel anlamda bakıldığı zaman, hukuki anlamda bakıldığında biliyorsunuz anayasanın 67. maddesi işte yönetimde istikrar, temsilde adalet şeklinde bu ifadeyi koyar. Aslında bu ifadenin kendisi dahi demokrasiye aykırıdır. Yani demokrasi bir şekilde istikrar veya başka bir şey konuşmaz. Halkın katılımı, kararlarını, işin içerisinde bulunup bulunmadığını konuşur. Ahlaki açıdan, teorik açıdan baktığımızda. Yoksa ahim bile öyle bir maalesef. Yani, karar verdi istikrar için. Tabii yani istikrar dedi. Fakat başkanlığa geçildiği için şu an istikrar problemi yok. Yani aynen. Seçilecek kişi kim olursa olsun, yani A kişisi, B kişisi, Z kişisi seçilsin. Tek başına aslında hükümeti oluşturuyor. Yani hükümeti temsil edecek falan değil. Tek kişi, hükümet bir kişiden oluşacak aslında. O kişi bakanları belirleyecek. O kişi başkan yardımcılarını belirleyecek. O kişi ne diyelim devletin işte atamalarını yapacak. O kişi bakanlık kuracak ve bakanlık kaldıracak. Yani bu güç ve kararnameler. Yani bir anlamda bugünkü kanunlar hükmünde kararnameler yapabilecek. Hatta şunu da yapabilecek. Yani bir kişi kim seçilirse seçilsin. Meclis bir kanun çıkardığında onu tekrar görüşülmek üzere geri gönderebilecek. Yani veto diyelim yani. Eğer meclis çoğunlukla tekrar gönderebilir. O zaman bu ne anlama geliyor? 600 kişiye çıkıldığı için 301 kişi bir araya gelip de o kanunu tekrar gönderemezse meclis de aslında ne diyelim çok fazla çalışamayacak. Yani o yüzden aynı günde yapılması sakıncalı. Tabii. Bundan dolayı yani yasama, yürütme, yargı güçleri arasında hakikaten dengenin oluşması, işte hukukun üstünlüğünün sağlanması gibi unsurlar vurgulanıyor. Bugün de bakıldığı zaman burada bir problem alanı var. Yani %10 barajı korunması büyük bir problem alanı. İkinci nokta esas itibariyle şimdi aynı güne getirdik biz. Başkanlık sistemlerinin büyük bir çoğunluğunda aslında farklı zamanlarda yapılır seçimler. Başkanlık seçimiyle parlamento seçimi. Tabii ayrı yapılır. Şundan dolayı ayrı yapılır. Ya da işte hani meclisin işte üçte biri yenilenir, öbür tarafın filanı yapılır. Bunların hepsi aslında güçleri bir araya toplamama ve dengeleme bir şekilde hakikaten birbirini frenlemesi amacıyla yapılır. Biz aynı güne getirdik. Mesela anayasa değişikliğinde bu hani belirlendi. Diyelim ki buna göre işlenecek fakat aynı zarfın içerisine mesela koymayı şu an öngörüldü. Yani kanunda, teklifte o şekildeydi. Ben değiştirileceğini umuyordum işin açıkçası. Çünkü aynı zarfın içerisine Cumhurbaşkanı pusulasını ve milletvekili pusulasını koymanın rasyonel hiçbir tarafı yok. Yani biri elma, biri armut. Aynı zarfın içerisine koyacağız ve sonra şunu... Karıştırırmış insanlar. Tabii şunu... Renkli, ayrı renklere koy, öbür tarafa koy. Yani. Sırayla yapılır. İki tane mesela sandık kurulur. Bu Cumhurbaşkanı seçimi pusulası için kullanılır. Zarf buraya atılır. Öteki de milletvekili için atılır. Orada dahi ayrıştırabilmek gerekir ki... Şu da var biliyorsunuz, önce deniyor, aynı zarf içerisine konmuş olan pusulalar çıkarıldıktan sonra önce Cumhurbaşkanı pusulaları sayılacak deniyor. Bakın sayım döküm, o yapılacak, sonuçlanacak. O arada bakın sandığa attığınız zarflardan iki pusula çıkıyor. Biri bir tarafa koyacaksınız, öbürünü o tarafa koyacaksınız. Aslında işlemleri daha zorlaştıracaktır. Daha tartışmaları artıracaktır. Yani hani nasıl olabilir sorusunun cevabı çok açık. Yani... Sokaktan işte insanları davet edip sorulsa dahi ayrı ayrı yapıp sandıklara koyup ayrı sandıkları sırayla saymak daha yani rasyoneldir, cevabı alınabilir. Benim görebildiğim yani bu arada iki tane de olumlu hususu paylaşalım. Yani bir tanesi bizde ittifak yapılamaz deniyordu. Yani siyasi partiler hiçbir şekilde bir araya yani resmi olarak ittifak yapamaz deniyordu. Bu kanun ittifakın önünü açtı. Yani pozitif diyelim tarafı. Fakat %10'u koruyarak da tüm partileri
aslında ittifak yapmaya zorladı. Ve iki büyük partinin şemsiyesi altında bir ittifak sistemi öneriyor tabii. Şimdi buradaki problem alanı şu, normalde yine dünyaya bakıldığı zaman ittifak sistemini uygulayan yerler var. Orada oy pusulalarına dahi bakıldığı zaman eşit, denk yer ayrılır. Bakın bu çok böyle biçimsel bir şey olarak görebiliriz bunu. Fakat bu şu anlama gelir. Katılan tüm taraflar birbirine denk sayılır. Bakın demokrasinin esası demiştik. Aynı şekilde burada mesela ister parti adında katılın ister ittifak adında. Şu kadar yer ayrılır size. Şimdi mesela şöyle bir şey olacak. İttifak mesela bu sadece AK Parti ve MHP ittifakı ile ilgili değil. Başka partiler de yapabilirler. O zaman çok farklı şekilde fiziksel olarak yer ayrı ayrı yer kaplayacaklar. Bu mesela bir problem alanıdır. İkincisi aday sayısı ne kadar gösterilecek sorusu. Normalde ittifaklar tek yani aday veyahut da liste, ortak liste çıkararak aslında ittifak yapılır. Yani denir ki seçmene biz bir parti gibi hareket ediyoruz. Bizim adaylarımız kaç tane milletvekili olacak? 550 tane. 550 tane adayımız budur denir. Fakat şu an mesela ittifak yapan partiler her biri mesela 550'şer tane diyelim ki aday gösteriyor olacak. Yani bir parti 550 gösterirken bir parti ittifak yapanlar 550-550 gösteriyor olacak. Yani bunlar da hakikaten bakıldığı zaman problem alanı, fiziksel yer dahil olmak üzere gözüküyor. Benim hani yani gördüğüm hususlar arasında asıl tartışılan biliyorsunuz sandık kurulu mührü meselesi. Biz maalesef istisnaları kural haline getiren bir toplumuz. Yani yasa düzenlemelerimize de baktığımızda oy pusulaları içerisinde onaylanmamış olan istisnaidir aslında. Yani kural esas itibariyle geçerlidir. Biz kuralı koyuyoruz fakat kuralın yanına da istisnayı da kural olarak koyuyoruz. Bu sefer kuralı aslında deforme ediyoruz. Hukuk tekniğiyle ve mantığıyla hiç alakası olmuyor. Tabii yani burada problem yani... Ona tekrar geleceğim hocam. Tamam ona döneceğiz. Şimdi Ali Bey'e şunu sormak isterim. Aslında yani üçünüzden de onu öğrenmek isterim bu ayrıntılarla birlikte. Şimdi 61 Anayasası için ne denmişti bu ülkede? Türkiye'ye bol geldi. İşte 80 darbesini yapan generallerin de ağzından çok duymuştuk bunu. O generalleri destekleyenlerin de ağzından duymuştuk. Şimdi Türkiye'ye bu ittifak yasası, işte Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, 1,5 yıl sonra yapılacak olsa da Afrin operasyonu, efendim daha bir milliyetçi havanın yaygınlaştırılması vesaireyle birlikte yeni bir elbise mi dikmeye çalışıyorlar? Muhtemelen. Yani tabii iki tane alandan bahsedebiliriz. Bir iktidar alanı, bir iktidarın dışında kalan daha demokratik dinamikler diyelim bugün itibariyle alan. İktidar alanına baktığımız zaman şu muhakkak, büyük muhafazakar ve sağcı temalara büyük bir geri dönüş yaşanıyor. Değil mi? Kuvvetli, şahin bir milliyetçilik, sert bir merkeziyetçilik, kendine haslık vurgusunun, hukukun ve insan haklarının üstüne geçen bir millet irfanı söylemini yayması. Şimdi bütün bunların yanına bir de daha popülizan bir mekanizmanın işlediğini ekleyecek olursak, bu hangi yatak üstünde hareket ediyor? Açıkçası şunu kabul etmek lazım. AK Parti kaç yıl oldu? 16 yıl oldu herhalde değil mi? 2002'de iktidarda. AK Parti'nin yaptığı en önemli, yani AK Parti'nin varlığının en önemli sonuçlarından bir tanesi, Türkiye'deki muhafazakar seçmen kütlesinin ana dokusunda büyük değişikliklere yol açmasıdır. Yani orada Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi tipi bir merkez sağ yerine daha farklı, daha yerel, daha yerli, daha değerlerle iç içe girmiş bir merkez sağ alanı oluşmaya başladı. Şimdi bunun üstünde sörf yapmak istiyorlar, hiç şüphe yok. Peki bu dönüşü ne üretti aslında? Sizin sorunuza belki oradan cevap vermek lazım. Ben bir kere bu anti-Kürt ittifakının ve bölgede oluşan gelişmelerin, Kürt sorununun iç ve dış ayağının eskiden öyle söylenen ayakların bir bütün haline gelmesinin, ulusalcılar, asker, muhafazakarlar, milliyetçiler, AK Parti arasında bir endişe yakınlaşmasıyla bir bundan istifade üretmek. Biraz önce söylediğim o muhafazakar yatak üstünde yeni bir
yapı inşa etmek arayışı olduğunu varsayıyorum. Sadece varsaymıyorum, zaten anayasal değişiklikle, gelen seçim yasası değişikliğiyle bunlar bir noktaya doğru işaret ediyorlar. Ama bu Türkiye gerçeği midir? Türkiye gerçeğinin bir kısmıdır. Bir de diğer tarafa baktığımız zaman işte %49 dediğimiz, işte Cumhuriyet Halk Partisi, HDP gibi son derece köklü iki siyasi partinin, yeni diğer siyasi partileri de bunların yanına eklediğimiz zaman Laclau'ya gidelim. Yani onun daha sol popülizm anlamında, yani mağdurların bir üreticiyi, bir demokratik dinamik alanı oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Bugün zaten Türkiye'nin sorusu ve sorunu sadece bu yasa ve bu yasanın ve benzer düzenlemelerin Türkiye'ye ne tür tehlikeler vaat ettiği değil, bu tür yasalar karşısında bu dinamik alanın ya da mevcut muhalif alanın nasıl aktörleşebileceği sorunu. Tabii bu yasalar nihayetinde birer araç. Daha net sorayım. Hani derler ya, kimi takımlar için bir gün herkes yok Fenerbahçeli olacak, yok Galatasaraylı olacak, yok Beşiktaşlı olacak gibi. Bir gün herkes Türkiye'de sağcı mı olacak? Öyle bir şey derler, öyle bir şey denebilir mi? Böyle bir amaç bu mudur? Yani bir gün İran'da herkes devrim ideallerine sadık olacaktı. Yani savaş olmasaydı daha erken çökecekti. Savaş sayesinde uzatmaları oynadı. Bugün gidin İran'a bakalım ne kadar inanıyorlar size. Şimdi Yücel Bey temin önemli bir şey söyledi. Geçenlerde Ahmet İnsel'le beraberdik. Onun bu ara çalıştığı konu şu. Seçim mekanizmasına dayanan popülist düzenlerin oluşumu. Bu Tayyip Erdoğan bunun tipik örneklerinden bir tanesi. Şimdi bu bir tipoloji olabilir hakikaten. Biraz önce dedi ki Türkiye'deki vatandaşın, insanın seçimlere sahip çıkma eğilimi. Bu aynı zamanda şunu söyler. Seçimsiz hiçbir siyasal sistemin, bir askeri darbenin bile meşruiyetinin uzun süre olamayacağı bir gelenek burası. Dolayısıyla bu sizin söylediğiniz kadar, siz bunu söylemiyorsunuz, bu riske işaret ediyorsunuz. Bu işaret ettiğiniz riskin gerçekleşmesi çok kolay değil. Onun içindir ki Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bu biraz otokrat düzeni, kurmaya çalıştıkları bu çok şahsi ve keyfi düzeni seçimler ve seçim mekanizmaları üstünden meşrulaştıracak alanlar yaratmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi burada mesela seçim sistemine baktığımız zaman Emre Hoca bahsetti. Yani neden var baraj? İddia istikrar. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yürütme üstünden, yürütmenin iktidarı üstünden ve tek kişi seçilecekse o zaman istikrara gerek Yok, istikrar devrede olduğuna göre %10'un gerekçesi yok. O zaman %10'un gerekçesi nedir diye baktığınız zaman bir, yürütmeyle uyumlu kuvvetli bir meclis arayışı. İki, Kürt hareketi gibi ya da Kürt partileri gibi siyasi partilerin mümkünse önünü kesecek araçların devrede tutulması. Ben onu hep görüyorum. Yani Tayyip Erdoğan bu popülizm ilginç oldum olası. Yani yeni popülizm, eski popülizm, sağ popülizm, sol popülizmin en tipik özelliklerinden bir tanesi. O farklı mağdur grupları alıp bir torbaya koyup onlardan bir vatandaş kütlesi yaratıp onların dışındaki grupları daha ikincil tutan, daha bir tür ayrımcı politikalar izleyen ekonomik olarak, sosyolojik olarak, dinsel olarak yapılarsa şu anda inşa etmeye çalıştığı şey Tayyip Erdoğan'ın bu. Ama dediğim gibi buradaki temel mesele şudur. Bu seçim sistemi karşımıza kısa vadede bir sorun çıkarıyor. Bir, adaletsizlik, eşitsizlik, bunun biriktireceği bir siyasi tepki enerjisi. Bu şu veya bu şekilde bu sistemin önüne çıkar. AK Parti'nin önüne de çıkar. İki, bir güvenlik sorunu yaratıyor. İşte biraz sonra belki onları da tartışırız. Mühürsüz pusulalar, işte sandık heyetlerinin keyfi biçimde oluşturulması. Bu sadece bir güvenlik sorunu yaratmıyor, bir güvensizlik sorunu da üretmeye başlayacak. Yani siyasete yönelik bir güvensizlik sorunu, seçimlere yönelik bir meşruiyet tartışması üretmeye başlayacak. Bunun da ben çok uzun süre sürdürülebilecek, böyle dayatılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir sonuncusu tabii bu baraj
takılacak ve takılmayacak partiler, bu partilerin nasıl bir şemsiye altında kısa vadede toplanacağı. Eğer örneğin Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir siyasi parti, ana muhalefet partisi. Cumhuriyet Halk Partisi farklı gruplarla örneğin ittifak mı yapacak, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi bir şemsiye parti mi olacak? Çeşitli eğilimler vardır muhtemelen ama bunu bilmiyoruz. Ama bununla birlikte kuvvetli partinin şemsiye parti olması daha akla yakın bir ihtimaldir. Bu mevcut yapı ve yasa bir Yüksel Bey'in söylediği gibi bir sentez ve köprü siyasetini işaret eden bir ittifak mı oluşturacak? Yoksa bir muhalefetin ve itirazın siyasallaşacağı geçici bir ittifak mı oluşturacak, göreceğiz. Ama ben bu sistemi sevmiyorum. Yani bu iyi bir sistem değil. Bu herkesin ayrı ayrı temsil edileceği ve herkesin gücü nispetinde temsil edileceği bir yapı söz konusu olmalı. Bu yapı dediğim gibi muhalefet alanını bile karıştırabilir. Çünkü muhalefet alanını unutmayın ki %49'du en son, değil mi, referandumda. Çok parçalı. Parçalı ve antagonist. Yani Kürtler de var, muhafazakarlar da var, işte milliyetçiler de var, solcular da var, saadetçiler de var, İyi Partililer de var. Şimdi bunların bir araya gelmesi ve koordine olması önünde tabii bir sürü sorun ve engel var. Onun için bu zaten sorunlu olan bir alan için bu çok iyi bir tablo değil. Ama buna rağmen yapılamaz mı? Belki son sözlerim olabilir, söyleyeyim, yapılabilir. Ben Türkiye'de farklı kesimlerin bir araya gelmesinin mağduriyetten değil ama itirazdan hareketle, mevcut düzene, mevcut yapıya itirazdan hareketle onların farklı atomlarını oluşturacağı bir demokratik dinamikler kütlesi yaratılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabii bu işin siyasetiyle ve inşa siyasetiyle ilgili, onun nasıl olacağı ayrı bir soru. Soralım bunu hocama. Şimdi bir, Cumhur İttifak diye adını dahi koydular. Türkiye'de normalde seçim sattımı haline seçimlerden 3 bilemedim 5 ay önce girildi. Şimdi 1,5 yıl önce girildi bu seçim sattımı haline. Dolayısıyla bu ittifaka karşı ittifaklar mı kurulmalıdır? Böyle mi gidilmelidir? Ya da evvelsi hafta buradaki konukların dediği gibi bu ittifaka karşı her parti kendi cumhurbaşkanı adayını mı çıkarmalıdır? Bir de şu sıralarda konuşulan bir boykot mevzusu var. Yoksa bu seçim boykot mu edilmeli? Şimdi 3 tane seçim var. Ben mesela referandum, benim bir yandan da siyaset bilimciyiz, bir yandan da katılıyoruz ya. Yani bizim için her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ve referandumda artık hayır bileşenleri demiyorum ama hayır bileşenlerinin ne kadar hızlı öğrendiklerini, ne kadar daha önce gidip konuşmayı beceremedikleri insanları, hatta bazen yer yer küçük gördükleri mahallelere nasıl gittiklerini gördüm. O yüzden de böyle bir şeyin bir kere imkan dahilinde olduğuna inanıyorum ve inanmak istiyorum. Yani çünkü insan siyaset yapacaksa böyle bir motivasyona... Zaten bu ülkede yaşayacaksa bu umuda sahip olmazsa... Evet, ama ben büyük kurtarıcılar devrinin geçtiğine inanıyorum. Demokrasi karıncaların rejimi, yani sabırlı karıncaların, yani yurttaşların yapabileceği şeyler. Böyle büyük bir kurtarıcı falan. Zaten bir süre sonra kurtarıcılarımızdan bizi kim kurtaracak gibi bir derde de düçar oluyoruz. Ben mesela bizim Kürt meselesiyle ilgili bütün Türkiye olarak, siyasi partiler olarak ev ödevimizin yapmamasının bumerang olarak gelip gene bizi vurduğunu açık rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela İYİ Parti'nin de, yani benim mensup olduğum CHP'nin de, işte pek çok diğer partinin de Kürt meselesiyle ilgili biraz daha böyle rahat bir tavrı olmalı. Çünkü buradan vuracaklar yani. Yani şey çok net. Ben ittifak kurdum. Milli, sözde milli ve yerli bir ittifak bu. Ama milli irade hırsızlığını kolaylaştıran bir ittifak bir yandan da, nasıl oluyorsa. Onun karşısındakilerin Kürt meselesi yüzünden yan yana gelemeyeceğini düşünüyor. Bütün oyun planı bu ve erkenden oyun planını kurmuş. Şimdi ben bu kadar şey değilim aslında. Yani şöyle bir şey var, realite var. Mesela 2011 yılında CHP'li seçmenlerin bir kısmı MHP'li olmadıkları halde MHP baraja takılmasın diye MHP'ye oy verdiler. Sonra 7 Haziran'da sadece CHP'liler değil, mesela hiç sandığa gitmeyen bazı insanlar da HDP sandığa takılmasın diye oy. Yani burada mesela insanların matematik ittifaka yatkın epeyce bir grubun olduğunu bir kere olumlu tarafa koyalım. Bir de yerel seçimlerde eğer böyle giderse de, yerel seçimler önce yapılırsa, aslında bu iktidar bloku için aslında
Risk ama onun içinde sanırım anayasa değişikliği vesaire biraz netameli o iş. Yerel seçimleri toplum... Anayasa değişikliği gereği yok. Yeni koydukları. 5 yılda bir deniyor. Yani. Deniyor anayasada, evet. Yani mahalli daireler seçimi 5 yılda bir yapılır onu deniyor. Onu hükme bağladılar. Dolayısıyla... Hayır, onun yerini değiştirmeleri gerekmez. Ötekilerin erkeni çekmeleri olabilir ama tabii orada şöyle bir şey var. Yerel yönetimler eğer erken yapılırsa bu toplumun orada çok ilginç ittifaklar kurabileceğini ve o ittifaklar üzerinden de diğer iki seçimin kesinlikle çok önemli bir tesir alanı yaratılabileceğini kesinlikle zaten hatırlatmak gerekirse yani... Genel olarak AK Parti yerel yönetimler performansı genel seçimlerden çok düşüktür. %41-42-43 ortalamalarındadır. Bir de, yaklaşık 10-11 tane metropolde hayır oyunun yüksek çıkması bir trende işaret ediyor gibi geliyor bana. Doğru, yeni bir gelişme de var. Şimdi şöyle bir şey, yani MHP'nin zaten bir ideolojik krizi vardı. Daha seküler MHP'lilerle, daha AKP tabanına yakın MHP'liler arasında bir kırılma vardı. Şimdi seküler MHP'lilerin olduğu bölge daha batı. Fakat batıya sıkışma gibi bir şey diye kurmayın çünkü Türkiye'nin %75'i batıda yaşıyor. Dolayısıyla Antalya'da, Adana'da vesaire yerel veya genel seçimlerde bu insanların ne şekilde oy vereceği de öbür türlü kırılmalara yol açabilir. Dolayısıyla bütün bunların olabilmesi için ama durduğunuz yerde yani siyaset yapmadan çok temkinli davranarak beklediğiniz yerde bir kazanç elde etmeniz mümkün değil. Ama öte yandan şunu da görelim. Yani mesela bu ittifak kendi çatısını birdenbire kurdu ve karşı tarafı da hemen ittifak olayına sokmaya çalışıyor. Şimdi ben kendi açımdan değil de o siyasi aktörlerin perspektifinden bakmaya çalışırsam erkenden bir ittifaka girmekten ziyade nokta meseleler üzerinden güven inşasına gitmeleri daha doğrudur. Ama mesela şunu şu noktada söyleyebilmeleri de iyi, olumlu olur. Ben mesela siyaseten bunları söylüyorum. Yani ben mesela bu şimdi yetkili yani yetki mercinde olan biri değilim ama bizim partimizde bunlar rahatlıkla tartışılabiliyor. Ben şunu söyleyebiliyorum. Yani Türkiye'nin yararı bunu gerektirirse her siyasi partiyle HDP dahil yan yana gelebiliriz cümlesini bence bugün kurabilmeniz gerekir. Yani efendim şöyle olur böyle. Hayır, bu toplumun sağduyulu kesimlerinin İki şeye ikna edilebileceğini düşünüyorum. Ben buradan hemen işte CHP-HDP ittifak kursun veya kurmasın demiyorum. Siyasetçi gibi konuşma şeyin değil bu. Bunlar olabilir. İki şey kavram çok önemli. Bir kere muhalefet partileri sadece dört diyoruz. Bence haksızlık ediyoruz. HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, ÖDP diye ben sayarım. Bu partiler kurucu ittifak diye bir şeyle yan yana gelebilirler. Veya bunların içinden bir kısmı gelebilir. Kurucu ittifak nedir? Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde alıp Türkiye'yi eskiye değil, eski Türkiye'nin daha ötesine kuracağız. Yani bu ne demektir? Bizim kurucu ittifakımız belki bir kurucu meclise dönüşmeye çalışacak ve bir anayasa yapacaktır. Yani biz demokratik ve sivil bir anayasa yapma anlamında bir kereye mahsus kurucu ittifak yapabiliriz. Kurucu ittifak yani işte Tunus'ta mesela otoriter rejimden çıkarken birbirinin yüzüne bakmayan sivil toplum ve partiler nasıl yan yana gelip nasıl sıfır barajla böyle bir şey yapabilirlerse bunlar mümkün. İkincisi matematik ittifak kavramını ben hep kullanıyorum bu aralar. Kurucu ittifak kesmediyse yani karşı tarafta kamu yararını gözetmeyen bir defalık kendi çıkarları üzerine hukuka tamamen aykırı bir mantıkla üç kağıt çevirenlere siz matematik ittifak dahi kuramayacak kadar beceriksiz olmamalısınız. Yani ideolojik ittifak değil bu. Matematik ittifak diye de bu anlatılabilir. Ben şunu iddia ediyorum. Seçmenler sanıldığın aksine bu tür şeyleri açıklar. Yani korkuyla hareket ederseniz çemberinizi kendi kendinize daraltmış oluyorsunuz. Ya bir defa da tam tersini deneyelim ve çok cesur bir hareket alanı oluşturmaya çalışalım. O zaman toplum şunu görecek. Mesela bir yanda korkulara, endişelere oynayan bir ittifak, öbür yanda umudun demokratik ittifakı mesela. Umut ve demokrasi kavramlarını yan yana kullanmamız gerekiyor. Bu ikisi arasında bizim toplumumuzun hangisini tercih edeceğine ilgili bir özgüvenimiz yoksa o zaman zaten hani biz hiç bu işlere girmeyelim diye düşünüyorum. Yani. Boykot? Boykot konusu da şöyle. Yani demin bu toplumun seçimler yoluyla siyasi değişime yatkın olduğunu söyledim. Boykot meselesi de tartışılmalı. Ben bu konuda kendi kararımı henüz vermiş değilim. Ama şu aşamada hukuki süreçler artı. Bir de hani boykot denildiği zaman bazı şeyler atlanıyor. Mesela yerel seçimleri boykot etmekten bahsediyorlarsa eğer kendi elimizde bir sürü yaşam alanımızı, iktidar alanımızı devretmiş olabiliriz.
milletvekili seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin doğası aykırı. Ben bunun yerine toplumun dinamizminin önünü açarak çok güçlü bir işbirliği, örneğin bu bahsettiğim bütün partilerin içinde olduğu ama sivil toplumu da katan bir mekanizmayla milyonlarca insanı seçim güvenliği için fazla da paranoyaya da kaptırmadan o insanları yalnız. Yani orada o kadar hassas bir ölçü. Böyle yaparak ilerlememizin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şekilde bir mücadeledir seçimler. Seçimli süreçler yoğun propaganda yapılabilen alanlardır. Kaybettiğiniz zaman da tam kaybetmiş olmayabiliyorsunuz. Yani biz bu şey gibi ağacı silkeleye silkeleye elbette düşürürüz. Boykot konusu da bence bir aşamada tartışılabilir. Ben bu konuda %100 olumsuz bir noktada olmamakla beraber şu konjonktürde toplumu mobilize edebilecek araçlarımızı devreye sokmak artı ısrarla yurt içi ve yurt dışı bütün baskı mekanizmalarıyla o halin kaldırıldığı bir seçim olmazsa zaten baştan bunun meşru olmadığı üzerinden bir söylemle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir şey ekleyebilirim bu tabii üzerinden. Şimdi bu yani ne yapmalı? Ne yapılmalı sorusu değil mi? Şöyle devam edelim sizden ve sonra aynı soruyu Emre Hocam'a da sormuş olayım. Yani aynı soru. İttifak mı yapsın bu adet? Evet. Yoksa tek tek adayını göstersin, yoksa boykot mu etsin? Ya da bunların hangisi işte siyaset? Tabii bir kere bunlar tartışılıyor. Yani hiçbirimiz siyasi mühendis değiliz. Bunlar tartışılarak belli bir denge içerisinde ortaya çıkacak şeyler. Ama fikirlerimiz var işte. Onları ifade edelim. Bu çok teknik bir şey bu zaten. Ama tartışmayı da becermemiz lazım. Gerçekten tartışılıyor. Kaynaklanan bir şekilde. Şimdi son dönemlerde biraz bu hem işte iktidara yakın olmayan hem yakın olan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına bakarak şunu söyleyebiliriz. AK Parti kuvvetli bir hala parçayı kontrol ediyor. Hı hı. Yani Afrin etkisini de eklediğimiz zaman AK Parti'nin oyu %42-43'lerde gözüküyor. Tayyip Erdoğan'ın tek başına Cumhurbaşkanı oyu %50'nin üstünde gözüküyor. Buna bir de tabii 6-7 puanı olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni de eklemek lazım. Karşı tarafa baktığımız zaman ise bölük pörçük, dağınık bir %50'lik bir doku var. Şimdi bu doku nasıl hareket edebilir, nasıl hareket etmeli ve nasıl hareket edebilir soruları zannederim çok yan yana. Çünkü hareket nasıl etmeli çok gerçeklere ve eğilimlere aykırı olursa çok gerçekçi olmayabilir. Bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de AK Parti ile başlayan ve önemli bir dönemde pek çok insana sevse de sevmese de bu siyasi partiyi bir miktar umut veren, acaba mı soruları sorduran sentez ve köprü siyaseti çok yorgun. Bu yorgunluk sağ kesimde de var. Bu AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği noktada ona zaten mesafeli duran kesimlerde daha fazla var. Bugün ben bu tür bir araya gelmenin şu aşamada en azından çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Zaten antagonist taraflar çok kuvvetli ama şunun mümkün olduğu kanaatindeyim. Çok sert, keyfi, otoriter bir gidiş var. Suskunluğa mahkum edilmiş bir Türkiye, hapishanede entelektüelleri olan, yazarları, çizerleri olan bir Türkiye, 5000-6000 öğretim üyesi üniversitelerden atılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu adeta darbe gücünde, askeri darbe gücünde sonuçlar bunlar. Şimdi bu sonuçlardan mutlu olmayan, memnun olmayan kesimler var. Bunlar Kürtler açısından da böyle. Kimi muhafazakarlar da böyle, sol kesim de böyle. Peki bunlar ne yapabilir diye sorduğum zaman ben 3 seçim olduğuna göre üçlü bir stratejinin çok gerçekçi olduğu kanaatindeyim. Yerel yönetimlerde herkes yapacağını yapmalıdır. Yerel yönetimlerde ittifaklar elbette yapılabilir. Adaylar mesela İstanbul, Ankara gibi kritik yerlerde birbirlerini destekleyebilirler. Genel seçimlerde mutlaka ittifaka gidilmeli. Ve ittifak partiler arası olmalıdır. Baraj sorununu kimi partiler için ortadan kaldıracak Saadet mesela, hı hı, bu açıdan olabilir. HDP'ni sanmıyorum bu sisteme katılıp katılmayacağını, hı hı, daha uzak duracağını sanıyorum ama onlar da katılırsa şahane bir şey olur. Hı hı. Bir kere bu ittifakın vereceği sinerji müthiş bir şeydir. Genel yani başkanlık seçimlerinde ise kanaatim siyasi partilerin birer adım geri çekilmeleridir. Siyasi partilerin hepsinin kendilerinden bir miktar fedakarlık yaparak
o partiler adına ama iki temel ortak ilkede hareket edeceklerine inandıkları ve toplumun da kabul edebileceği bir adayla seçime gitmeleri. Ha, bu aday kim onu bilmiyorum. Ama Abdullah Gül'den Kemal Derviş'e kadar aklıma gelen sembol isimler var. O ilk iki ilkenin de şu olduğunu düşünüyorum Sedat Bey. Bir tanesi siyasi normalleşme. Siyasi normalleşmenin adı zaten bütün bu olağanüstü hal yasası ve onun ürettiği anomalilerin ortadan kaldırılmasıdır. İkincisi de anayasalı reformu, yani anayasayı yeniden demokratik bir şekilde ayakların üstüne oturacak bir vaattir. Bu iki vaat. Kürtleri de, solcuları da, ne bileyim ben, muhafazakarları da bir araya getirecek, mevcut iktidara itiraz ederek, hedef olarak bu iktidarın gitmesini ve yaptığı tahribatı restore etmeyi ifade edecek bir seçim kampanyası olabilir. Bu üç kademeli strateji olur mu bilmiyorum ama bir kişi çıkabilse ya da biz gözümüze bir kişi kestirebilsek olur. Ama şu olursa, yani şimdi Kılıçdaroğlu örneğin, ben aday olacağım ve diğerleri derse çok büyük riskler taşır bu iş. Ya da Kılıçdaroğlu, evet şu kişi üstünde hemfikir olduk der de Muharrem İnce 20 milletvekilini arkasına alır. Öyle olmaz arkadaş, ben başkan adayıyım derse yine çok sorun olur. Yani burada temel olarak muhalefetin organize olma kapasitesi ve gücü çok önemli ve buradaki ana motor, engelleyici motor da kurucu motorun da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin riskleri de kendi parçalı yapısından ileri geliyor. Bir de tabii seçmeninin muhafazakarlara karşı çok aşırı mesafeli olmasından. Peki Emre Hocam, aynı soru. Evet, yani burada bir hani küçük bir not. İlk Cumhurbaşkanı önerisi konusunda 20 milletvekili bir araya geldiğinde Cumhurbaşkanı adayı önerebiliyordu. Fakat bu değişiklikte 20 milletvekili bir araya geldiği zaman aslında Cumhurbaşkanı öneremiyor. Yetmiyor. Koşul şu, grup olması lazım. Dolayısıyla CHP'nin aslında... Bunlar hep düşünmüşler ve hep böyle kendi yararlarıyla kamu yararını iyice karıştıran bir tavır. Yani AK Parti bir mesela öneri hani yapabilir, MHP bir yapabilir. Yani mecliste grup. Bu o zaman 100 bin kişi gerekiyor öyle mi? Tabii yani 100 bin diyelim ki filan şeklinde bakılabilir. Burada mesele şu, yani şunun altını çizmek lazım tüm taraflar açısından. Yani hiç böyle... Bu çok önemli ama mesela mevcut sistemde mesela... İşte bir Saadet Partisi'nin rahatlıkla Cumhurbaşkanı adayı gösterememesi, bu da denklik mevzuuyla çok alakalı. Onu vurgulamak istedim. Yani burada yani o grup işi önemliymiş, bilmiyordum ben. Temel meselelerden bir tanesi şu, yani ittifaklar kim kiminle yaparsa yapsın aynı ölçüde meşrudur, demokratiktir. Dolayısıyla AK Parti MHP ile yaparsa da meşrudur. AK Parti HDP ile de yaparsa meşrudur. MHP CHP ile de yaparsa meşrudur. Ya da HDP ile MHP yaparsa da. Koşu siyasetin tekniği açısından soruyorum ben. Hem şöyle, yani bunun altını özellikle çizmek lazım ki, yani demokrasi dediğimiz şey düşmanlık üzerine kurulu, karşıtlık üzerine kurulu bir sistem değildir aslında. Rekabet edersiniz fakat aynı oyun sahası, yani bir tiyatro sahnesinde oynarsınız. Bunu tüm tarafların hani hatırlatmasında çok büyük ben yarar olduğunu düşünüyorum. Sondan başlayayım sorunuza. Boykot meselesi beyhude bir tartışmadır. İnsanların yani nefesini tükettiğini düşünüyorum. Yani bu şey yapmak açısından değil. Yani hani bir şeyi yok saymak falan anlamında değil. Temsili demokrasi açısından bakıldığı zaman Türkiye'de katılım oranları, seçme katılım oranları zaten %85'leri buluyor, geçiyor. Dolayısıyla toplumun belli bir kısmı, belli bir parti tümden katılmayacak olsa bile %45, 50'ler, 55'ler diyelim katılım olduğunda orası meşrudur denir ve gidilir. Amerika'nın katılımı yakalanıyor. Tabii. Hiç kimse geriye dönüp de ya şuradaki şu toplumun şu tabakası böyle demiş, şöyle demiş falan filan demez. Yani bunun altını hani çizmiş olalım. Ahlaki açıdan tabii tartışılabilir. Yani tartışılamaz değil. Fakat boykot meselesiyle konuşmanın gerçekten de stratejik açıdan hiçbir tutar tarafı yok. Yani altını net hani çizelim. Şimdi şeye baktığımız zaman ittifaklar nasıl? Sahadan çekilmek de. Tabii oynamıyorum demek yani. Oynama yani oynamaya hem maç devam eder. Maç devam eder. Evet, hayat devam eder yani demektir bu. Şimdi şeye baktığımız zaman ittifaklar bu çok yoğun bir anksiyete endişe hali olduğunu tespit ediyoruz. Tabii şüphe yok. Tabii. Dolayısıyla yani ama siyasi aslında, davranış olmaz. Tabii olmaz. Yani burada şuna ihtiyaç var aslında. Psikolojik açıdan da insanların birbirini terapi etmesi lazım. Yani bu siyaset anlamında karşılığı olmayan bir şey.
demek lazım. Herkesin birbirine bunu. Şimdi ittifaklar açısından değerlendirdiğimizde Cumhur İttifakı dikkat ederseniz adını koydu. Yani iki parti bir araya geldi. Belki işte üçüncü parti olacaktır falan. Burasının bir dezavantajı var. Dezavantaj şu. Seçimlere 1,5 yıl var. 1,5 yıldan fazla bir zaman var. Adayınız belli. Taraflarınız belli. Ve bir tür körebe rolündesiniz siz aslında. Fakat karşınızda bir sürü partiler var. Meclis içinde dışında filan. Kimin ne yapacağını bilmiyorsunuz. Bakın bu belirsizlik hali aslında kimin lehinedir, kimin aleyhine dediğimiz anda Cumhur İttifakı dediğimiz şu an ittifakın aleyhine bir durum sahne çıkıyor. İkinci bir durum şu, yani aday belli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı işte Cumhur İttifakı'nın adayı gözüküyor. Fakat orada da mesele şu, bir parti başkanı olarak hani bulunması başından itibaren aslında bu sistem içerisinde Cumhurbaşkanı'nın konumunu kişisel anlamda zayıflatan veya güç duruma sokan bir şeydi. Yani MHP seçmenleri açısından bakıldığı zaman bir kısmı bu nedenle mesela yani X partisinin başkanı olan kişi diye düşünecek mesela. Dolayısıyla diğer taraf açısından bakınca ben şöyle görüyorum. Yani yine demokrasi açısından bakarak karşıtlık şeklinde bir bakış yerine yani işte karşı ittifak mesela bu tür ifadeleri kullananlar da oluyor filan. Karşı ittifak veya filan gibi demek yerine hakikaten diyelim ki işte birden fazla parti bir araya geliyorlar. Ne üzerine gelebilirler? Bir defa Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayana kadar gözüken de o zaten. Yani dışarıdan baktığımızda hiçbir şekilde böyle bir ittifak içerisine girecek gözükmüyorlar. Bu kendileri açısından doğru bir hamle olduğunu da düşünüyorum ben. Yani Cumhur İttifakı açısından da mesela bir sahayı belirli hale getirme çabası doğru bir adım. Yani hani yapması gereken bir şeydir. Diğerleri açısından da bir araya şu an gelmemeleri, ilkeler üzerinde konuşmaları ve hem ittifak konusu hem Cumhurbaşkanı adayı konusu ikisini beraberce değerlendirmek lazım. Ben görebildiğim kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu seçim startı verilmiştir. 2 ay, 3 ay, 5 ay zaman var işte başlamıştır dediği ana kadar diğer taraflar böyle bir adım atmayacaklardır. Atmamaları da çok kendileri açısından rasyoneldir. Çünkü şu demektir. Şimdi mesela bir aday çıkardığınızda 50 tane aday aslında eskitirsiniz şu süreçlerde. Tabii öyle. Yani dolayısıyla hiç kimse çıkıp da ben adayım demeyecektir. Ben adayı gösteriyorum demeyecektir. Problem şu, mesela bu şu hususta önemli gördüğüm bir hani nokta, Yüksel Hoca da biraz önce vurguladı. Hakikaten Saadet Partisi'nin mesela şu süreçlerde oynadığı rol, demokrasi açısından ben altını çizmek istiyorum. Yani toplumun kutuplaşmasına dair olabilecek şeylerin altını çiziyor. Köprü şeklinde bir arada tutma şeklinde bir çaba gözleniyor. İşte Temel Karamollaoğlu Genel Başkan'ın söylemlerine bakıldığı zaman hakikaten kırıp inciten, karşıtlık üreten ya da ne diyelim hani gerilim artıran bir tavırdan ziyade aslında toplumun ne diyelim sahasını, ortak sahasını tarif eden bir bakış açısı söz konusu. Buradan da şuraya varıyorum. Pozitif kampanya yürütecekler fiili olarak, resmi olarak fark etmez. Her kim ki, yani Cumhur İttifakı için de geçerlidir bu, Saadet Partisi'nde geçerlidir, CHP için, HDP için, İYİ Parti, MHP hepsi için geçerli, Vatan Partisi. Pozitif mesaj veren, pozitif kampanya yürüten taraf kesinlikle ne diyelim böyle bir gerilim oluşturmak isteyen tarafa göre 5 adım önde başlayacaktır. Ve İpi de göğüsleyecektir. Peki. Görebildiğim kadar. Peki. Bir saati doldurduk. Bir son söz mahiyetinde son bir tur atalım isterim. Aklınızda kalan, dudağınızın kenarında kalan son sözcükler neyse onları söyleyiniz. Ama ben de şu soruyla size eşlik etmek isterim. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı olan bir siyasetçi var. Recep Tayyip Erdoğan ve bütün bu süreci force ediyor. Ve uzunca bir süreden beri 2007-2008 yılından bu yana da önce partisini, siyasi parti, bu siyasi parti eşittir devlet ve şimdi partisiyle birlikte kendisini ben eşittir devletim diye seçmenin karşısında bana kalırsa konumlandırmaya çalışıyor. Bu bir haksız rekabete yol açmıyor mu? Valla siyaset bilimci olarak dünya tarihinde bu tür trendlerin nelere yol açtığını gayet iyi biliyoruz. Bir kere bunların ülkenin kamu yararı bir netice vermediği çok açıktır. Yani bu ülkeler bu tarz eğilimleri sırtlarından atmaya çalışırlar ve bunu da
eğer şansları yaver giderse daha demokratik şekilde, barışçıl yollarla yaptıkları zaman herkesin yararına bir netice ortaya çıkar. Ben buradaki gidişatın yanlış bir gidişat olduğunu ve bu toplumun bunu bir şekilde yani rodeo gibi yani üzerinden bir şekilde atacağını düşünüyorum, inanıyorum. Mesela Emre Hoca'nın söylediği bir şeye bağlayayım. Bakın Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti, HDP bunlar ittifak yapmasalar bile son derece medeni bir şekilde yan yana gelebiliyorlar. Çeşitli etkinliklerde ve liderler görüşüyorlar. Bizim işte özlediğimiz Türkiye bu olmalı. Çünkü genel olarak bir medeniyet kaybı yaşanıyor Türkiye'de. Kötülüğün şeffaflaşması, bencilliğin hiç olmadığı kadar doğal bir şekilde ifade edilmesi. Örneğin bu seçim sistemiyle oynama, demin Emre Bey'in bahsettiği işte birileri şunu hesaplıyor. Kaç Cumhurbaşkanı adayı çıkarsa zarar görürüm, kaç tane çıkmazsa zarar görmem diye. Ya bunun kamu yararıyla en ufak bir ilgisi yok. Bunu düşünenlere karşı daha medeni, daha demokratik temavilleri olan aktörlerin yan yana gelebilmeleri ileriye dönük çok iyi bir umuttur. Çünkü bu Türkiye'nin demokratik birikimini hatırlatan bir şey bu. Türkiye'nin böyle de bir birikimi var gibi bir hafıza veriyor bize. Onun dışında şu ilginç bir şey söyleyeyim ben. Şu anda Türkiye'de iki tane örgüt koşturuyor. Bu şeker fabrikalarını falan gezen CHP'li vekiller, bir de Saadet Partisi. Yani MHP'liler zaten yani ne kadar ülke ocakları falan olsa, gençleri olsa da bürokrat ruhlu insanları Ankara'ya taşırlar. Kusuruma bakmasınlar ama böyledir. Onlar Ankara'da, AKP'liler de fena halde iktidar ortamları kovalıyorlar yani oralarda. Ankara'ya fena halde Ankaralılaştılar. Dolayısıyla toplum bu dinamikleri de hesaba katacaktır. Çünkü yani şunu oraya bağlayayım. Demin tarif ettiğiniz şey merkeziyetçi bile değil, ultra merkeziyetçi bir yapıdır. Efendim şu kadar ilçe başkanını, il başkanını istifa ettireceksiniz, işte belediye başkanlarını istifa ettireceksiniz. Ya Nikola Machiavelli'nin çok basit bir cumhuriyet övgüsü vardır. Cumhuriyet der yetenek havuzudur. Yani 80 milyonluk bir ülkede biz neden anayasal siyasal güçlerimizin %85'ini bir kişiye verelim ya? Bir insan evladı yani. Yani o kadar da böyle büyük bir derinliği de yok açıkçası. Duyguları çok ağır basan birisi. Yani soğukkanlı da siyaset yapamayan birisi Erdoğan. Dolayısıyla niye yapsa ona... Yapsa da niye verelim? Niye o kadar verelim? Kimseye verilemez bu. Yani bu demokrasinin ve cumhuriyetin mantığına tamamen aykırı bir şeydir. Dolayısıyla ultra merkeziyetçi bir şey Türkiye'yi çökertir zaten. Şimdi mesela... Ya Kürtler Şamanoğlan'a döndü. Yani ben HDP'li olsam HDP'de siyaset yaparım ama dikkat edin, ittifakların örtük mesajı da bu. Onunla yan yana gelme. İyi de kardeşim, biz bölünmeden yana mıyız yoksa yan yana gönüllü bir şekilde yaşamaktan mı yana mıyız? Ben asla Kürtlerin Türkiye'yi terk etmesini, bölünmeyi asla istemiyorum. Her ne kadar bize bölücü diye sağdan soldan hani yaftalama siyasetiyle, ucuz kahramanlıkla bize sataşma. Tam tersi, biz gündelik siyaset çıkarlarının ötesinde ya bu Kürtlere de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğunu hissettirelim gibi bir şeyi şiddetle hissediyorum. Mesela bakın geçen referandumda asla gündeme gelmediler. Kimse o meseleye girmedi yani dokunan yanar şeklinde. Ve onlar da katılımı düşük bir şekilde, yani en çok Türkiye'de katılımın az olduğu yer orası oldu. Belki onlar yoğun bir şekilde katılsalardı belki referandumu hayır kazanacaktı. Yani insanlar bunları bir düşünsün. Dolayısıyla Hamas'ı nutuklar, işte mesela Afrin, yani orada insanlar savaşıyor. Yani bir güvenlik operasyonu o bu arada. Savaş da değil. Ona böyle büyük, yani Ankara'nın billboardlarında Türkiye son İslam'ın son ordusu fetihte diye billboardlar koyuyoruz biz. Fetih. Yani conquest lafı batıdaki başkentlere gidiyor ve Türkiye'nin işgalci olduğunu itiraf ettiği şeklinde yorumlanabiliyor. Yani bu frensiz bir mekanizmanın neticesidir. Demin yani uzatmayayım, herkes biraz bir şeyler söylemek istiyor. Ultra merkeziyetçilik işte böyle bir şey. Afrin krizleri yaratır. Bazen istemeden yaratır, bazen bilerek yaratır. Ve ülkede kendi beşeri sermayesinden, değerlerinden, parasının değersizleşmesi vesaire taviz vermekle bunun bedelini öder. Gene akademisyenle devam edelim. Son söz sizin olsun. Buyurun hocam. Yani benim görebildiğim kadarıyla yani özellikle Cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı taraflar birinci turda bunu almak için çaba göstereceklerdir. Yani ikinci turu çok zayıf görüyorum. Yani bu bugünden bakıldığında. İkincisi Bilgin'in başlarken de hani konuşmuştuk. Çok önemli yani hem mahiyet itibariyle hem de stratejik diyelim ki açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm taraflar yani toplumu doğru bilgilendirirlerse hakikaten o zaman yani demokrasi çıtamız, kalitemiz biraz daha artar. Hatta seçim sonuçlarını çok büyük ölçüde belirleyecek şekilde. Burada problem alanlarımızdan birisi şu. Biz bugünkü çağda bile
siyaseti propaganda olarak algılıyoruz. Propagandanın demokrasiyle alakalı olmadığını söylememiz lazım. Bizim işte seçim kanunumuz, seçim kanunlarımızın hepsinde de mesela propaganda dönemi başladı falan filan diye Soğuk Savaş'ın başlangıcındaki jargonla aslında hayata bakıyoruz. Dolayısıyla siyasal kampanya şeklinde bakarak ve toplumu doğru bilgilendirerek giden tarafın açık ara kazanacağı kanaatini taşıyorum. Peki hocam, buyurun Ali Bey. Evet, yani son olarak umut varoluşla ilgili bir şey. Hem siyasi hem toplumsal hem bireysel varoluşla bir şey. İlgili bir şeydir. Şimdi mesela umudun nasıl siyasallaşabileceği. Ben bir iki yani analiz uyarısında bulunmak istiyorum. Endişe ettiğim şudur. Türkiye'de büyük iktidar değişimleri ya da yerleşik iktidarların örselenip gitmeleri genel olarak bölgesel, dünyasal diyelim ya da ulusal büyük değişim dalgaları, iklimleri, beklentileri, konjonktürleri etrafında oldu. Bugün böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Böyle bir bölgede de yaşamıyoruz. Dolayısıyla bazı beklentilerimizi daha iyi tanımlayıp temel olarak AK Parti'nin iktidardan şu veya bu şekilde seçim yoluyla uzaklaşmasını sağlayacak bir sistem kurulması lazım. Burada bir başka uyarı da şu. Mesela zannediyorum, şimdi ismini vermek istemem, bir araştırma şirketinin İYİ Parti ile ilgili arka arkaya her ay yaptığı araştırmalarda çıkardığı sonuçlar beni çok şaşırttı. %10 ile başlayıp %4'e çıkma, %7'ye inme. Şimdi bu o partinin oy potansiyelinden çok insanların umutlarının ölçülmesi. Yani beklentimizin biri çıksa ve biz ona o desteği versek, verecek miyiz bilmiyoruz. Onun performansına bağlı. Bu Saadet Partisi ile ilgili söylediklerine çok katılıyorum. Hiç hafife almıyorum. Ama bununla birlikte Saadet ve AK Parti'nin bir yer değiştirme hali gibi bir tablo var. AK Parti böyle daha dar bir saadetten çıktı. Darlaştı. Şimdi o darın üstüne yeniden saadet geliyor. Fakat saadetin simgelediği şey de acaba bizim bir koalisyon ya da bir ittifak halinde aradığımız ve bulmaya çalıştığımız muhafazakar ayak beklentisiyle ilgili olmasın. Onu da zannederim çok tartışmak lazım, çok analize etmek lazım. Önemli olan burada mevcut aktörler kadar eğilimlerin ve ana eğilim olarak herkesin temelde kazanmayı değil, kaybettirmeyi hedef almasıdır diye düşünüyorum. Belki Emre Hoca'dan biraz bu konuda dil olarak ayrılıyorum ama benimki de pozitif bir şey. Peki Ali Bayramoğlu, Emre Bağcı, Yüksel Taşkın, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Efendim 129. açık oturumu burada sonlandırdık. İttifak girişiminin yasalaşmasının ardından değerlendirmeye çalıştık bu düzenlemeyi. Umarız zihin açıcı olmuşuzdur. İyi akşamlar.